30. mektup. Bu mektupta Şeyh Nizam-ı Tehani Seri'ye yazılmıştır. Afakta ve enfüste olan şuhutları ve abdiyet makamını bildirmektedir. Allahü Teala sizi Muhammed aleyhisselama tam uymakla şereflendirsin ve Muhammed Mustafa'nın aleyhi ve ala alihi minessalavati eftaluha ve minettahiyyati ekmeluha, sünnetlerinin süsüyle ziynetlendirsin. Ne yazacağımı bilemiyorum. Mevlamız, sahibimiz, Teala ve Tekaddes Hazretlerinden söz edersem, yalan söylemiş ve iftira etmiş olurum. O kadar büyüktür ki, bu saçma sapan konuşan aşağı kimsenin söz konusu olmaktan çok yüksektir. Maddeden yapılmış olan, his organlarının esiri bulunan bir kimse, maddesiz olandan ve his organlarıyla anlaşılamayandan ne söyleyebilir? Yok iken sonradan yaratılmış olan bir kimse, hiç yok olmayandan ne anlayabilir? Maddeli, zamanlı ve mekanlı olan, maddesiz, zamansız ve mekansız olana nasıl yol bulabilir? Zavallı mahluk, kendi aleminden dışarıya nasıl çıkabilir? Dışarıdan haber alamaz. Farisi Beyt tercümesi. Çok iyi veya çok fena olsa da bir zerre, ömrünce dolaşsa gezer kendi aleminde. Bu hal, seyr-i enfüsîde de hasıl olmaktadır. Seyr-i enfüsî, bu yolun nihayetinde ele geçer. Yüksek hocamız, Behaeddin-i Nakşibend, Kaddesallahu Sırrehul Akdes Hazretleri buyurdu ki, Ehlullah, yani Allah adamları, fena ve beka makamına kavuştuktan sonra, her gördüklerini kendilerinde görürler. Her tanıdıklarını kendilerinde tanırlar. Bunların hayretleri, anlayamamaları kendilerinde olur. Zâriyat suresinin 21. ayetinde mealen, kendinizdedir, görmüyor musunuz? Buyuruldu. Seyr-i enfüsîden önce olan seyirlerin, yani ilerlemelerin hepsi, seyr-i âfâkî idi. Seyr-i âfâkîde ele geçen şeyler hiçtir. Yani aranılana göre hiç sayılır. Yoksa şuhud-i enfüsîye kavuşmak için önce seyr-i âfâkî lazımdır. Aldanmamalı. Şuhud-i enfüsîyi şuhud-i tecellî-i sûrî ile karıştırmamalıdır. Haşa, ikisi bir şey değildir. Tecellî-i sûrîler nasıl olursa olsun salikin nefsinde yani kendinde müşahede olunurlar. Yani görünürler ise de hepsi seyr-i âfâkîde hasıl olmaktadır. Ve ilmül yakîn mertebesinde hasıl olurlar. Şuhud-i enfüsî ise hakkul yakîn mertebesindedir. Bu mertebe ise yüksek mertebelerin sonuncusudur. Başka kelime bulunamadığı için şuhud diyoruz. Çünkü aranılan, istenilen şey hiçbir şeye benzemediği gibi, ona uygun olan, ona bağlı olan her şey de anlaşılamaz ve anlatılamaz. Anlaşılabilen şeyler, anlaşılamayan şeylere benzemez. Farisi 2 Beyt tercümesi. Anlaşılmaz, ölçülemez bağlılıktır. Nas'ın Rabbi kuluna böyle bağlıdır. İnsan bu bağlılığı anlamaz asla. Her şeyi bilir, canını bilen Mevla. Şuhud-i enfüsiyi bu şuhud-i suri ile karıştırmak, insanın her iki makamda beka hasıl etmesinden ileri gelmektedir. Çünkü tecelli-i suri, saliki fani yapmaz. Birçok bağlılıklarını yok eder ise de, fenaya kadar götüremez. Bundan dolayı bu tecellide, salikin varlığından bir şeyler bulunmaktadır. Seyr-i enfüsî, tam fenadan ve son bekadan sonra olduğundan ve salikin anlayışı az olduğundan,
bu iki bekayı birbirinden ayıramaz. İkisini birleşmiş sanır. Eğer bu ikinci bekaya bekabillah denildiğini ve bu varlığa Allahü Teala'nın verdiği vücut denildiğini bilseydi, ikisini karıştırmaktan kurtulurdu. Sual: Beka billah demek, kendini Hak Teâlâ olarak bulmak değil midir? Cevap: Hayır, öyle değildir. Tasavvuf büyüklerinin birkaçının sözlerinden böyle olduğu anlaşılmakta ise de, bu beka, birçoklarına cezbe makamında kendilerini yok bildikten sonra hasıl olmaktadır. Kendilerini böyle yok bilmeleri, fena makamına kavuşmaya benzemektedir. Nakşibendiye büyükleri, kaddesallahu teâlâ esrârehüm, bu bekaya vücûd-i adem adını vermişlerdir. Bu fenadan öncedir. Bu hal yok olabilir. Yok olduğu görülmüştür de. Zaman olur ki, bu hali ondan alırlar. Sonra geri verirler. Tam fenadan sonra hasıl olan beka ise, hiç yok olmaz, hiç sarsılmaz. Bunların fenası devamlıdır. Bekadayken fanidirler. Fenadayken de bakidirler. Çabuk geçen, tükenen fena ve beka, kalbin halleri ve değişiklikleri sırasında gelip geçici şeylerdir. Bizim anlatmak istediğimizse böyle değildir. Hace Bahaeddin-i Nakşibend kaddesallahu teala sırre buyurdu ki, vücud-i adem denilen hal insanın tabii haline döner. Fakat vücud-u fena insanlık vücuduna dönmez. Bunun için fena sahiplerinin halleri elbette hiç değişmez. Vaktileri süreklidir. Belki bunların vaktileri ve halleri yoktur. Bunlar vaktileriyle değil, vakitlerin sahibi iledir. Bunların işi halleri veren iledir. Geçip gitmek, bitmek vakitte ve halde olur. Halden ve vakitten kurtulanlar için bitmek, yok olmak tehlikeleri kalmaz. Bu Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediğine verir. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Vaktin devamlı olması demek, bu vakitteki halin bilinmesi ve başka şeyleri gibi eserlerinin, alametlerinin devamlı olması demek değildir. Belki vaktin olduğu gibi devam etmesi ve halin kendisinin devamlı olması demektir. Bir şeyi yanlış zannetmek, onun doğru olmasına ziyan getirmez. Hatta çok zanlar vardır ki, günah olur. Söz uzadı. Biz yine kendimize gelelim. Mukaddes meydanda, Celle Şanü, söz binicisini koşturamayacağımız için, kendi kulluğumuzu, aşağılığımızı ve gücümüzün yetersiz olduğunu anlatalım. İnsan, kulluk vazifelerini yapmak için yaratıldı. Bir kimseye başlangıçta ve ortalarda aşk ve muhabbet verilirse, onun Allahü Teala'dan başka şeylere olan bağlılıklarını kesmesi için verirler. Aşk ve muhabbet de aranılacak, özenilecek şey değildir. Kulluk makamına kavuşmak için birer aracıdırlar. Bir kimsenin Allahü Teala'ya kul olması için ondan başka şeylere kul olmaktan ve bağlanmaktan tam kurtulması lazımdır. Aşk ve muhabbet bu bağlılıkları kesmekten başka bir işe yaramaz. Bunun için vilayet yani evliyalık mertebelerinin sonu en yükseği abdiyet makamıdır. Vilayet derecelerinde abdiyet makamının üstünde hiçbir derece yoktur. Bu makamda kul ile sahibi arasında kulun sahibine muhtaç olmasından ve sahibin kendisinin ve sıfatlarının hiçbir şeye hiç muhtaç olmamasından başka hiçbir bağlılık yoktur. Burasını iyi açıklayalım ki kendisiyle onun kendisi arasında ve sıfatlarıyla onun sıfatları arasında ve kendi işleriyle
onun işleri arasında hiçbir bakımdan hiçbir benzerlik bulmayacaktır. Onun zilli görüntüsü olduğunu söylemekte bir benzerlik, bir bağlılık olur. Bundan da kaçınmak lazımdır. Onu yaratıcı, kendisini yaratılmış bilmelidir. Bundan başka hiçbir şeye ağız açmamalıdır. Tasavvuf yolunda ilerleyenlerin çoğu, rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain, tevhid-i fiili ile karşılaşmaktadır. Her şeyi yapan Allahü Teâlâ'dır derler. Bu büyükler, bu işleri yaratanın bir olduğunu bilir. Bu işleri yapan birdir demek istemezler. Böyle söylemek zındıklık olur. Bunu bir misalle açıklayalım. Kukla oynatan bir kimse, perde arkasında oturur. Tahtadan, kartondan, insan şeklinde yapılmış, cansız şeyleri iple oynatır. Seyirciler, perdede oynayan karton, tahta parçalarının birçok şeyler yaptığını görür. Aklı olan kimseler, bu hareketleri perde arkasında oturan adamın yaptığını anlar. Fakat bu işler, perdedeki tahta parçalarından meydana gelmektedir. Bunun için, bu şekiller hareket ediyor denir. Perde arkasındaki adam hareket ediyor denmez. Bu sözleri işin doğrusunu göstermektedir. Peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat yolları da böyle olduğunu bildirmektedir. İşleri yapan bir yapıcıdır demek sekr halinde söylenen sözlerdendir. Sözün doğrusu şöyledir ki işleri yapan çoktur. İşleri yaratan birdir. Tevhid-i vücut bilgileri de böyledir. Sekr vaktinde ve hal kapladığı zaman söylemişlerdir. Keşf yoluyla edinilen bilgilerin doğru olması, İslamiyet'te açıkça anlaşılan bilgilere uygun olmalarıyla ölçülür. Kıl kadar ayrılık, sekrden ileri gelir. Din bilgilerinin doğrusu, ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain, anladıkları bilgilerdir. Bunlara uymamak, yazındıklık ve ilhattır, yani doğru yoldan ayrılmaktır, yahut sekr halinde söylenmiştir. Sekrden tam kurtulmak, abdiyet makamında olur. Başka makamların hepsinde az çok sekr bulunur. Farisi Mısra tercümesi. Daha söylersem sonu gelmez. Hacı Behaeddin Nakşibend, Kaddesallahu Teala Sırrehül Akdes Hazretlerinden, sülük niçin yapılıyor diye sorulduğunda, kısa toplu olan bilgilerin genişlemesi, açıklanması ve akl ile, düşünceyle bulunan bilgilerin keşf ile, kalb ile anlaşılması için buyurdu. İslamiyet'in bildirdiği bilgilerden başka şeyler öğrenmek için demedi. Tasavvuf yolunda ilerlerken, İslamiyet'te bulunmayan şeylerle karşılaşılmakta ise de, yolun sonuna varınca bu bilgilerin hepsi yok olur. Yalnız İslamiyet'in bildirdiği şeyler açık ve geniş olarak bilinir. Aklın dar çerçevesinden kurtularak, keşfin sonsuz meydanına açılmak hasıl olur. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bu bilgileri melekten aldığı gibi, bu büyükler de bu bilgilerin hepsini kalplerine gelen ilham yoluyla kaynaktan alırlar. Alimler bu bilgileri İslamiyet'ten alırlar. Kısaca, topluca bildirirler. Bu bilgiler peygamberlere, aleyhimüsselavatü ve teslimat, keşf yoluyla geniş, uzun bildirildiği gibi, evliyaya da böylece bildirilmektedir. Ancak peygamberler aleyhimüsselatü vesselam asıldırlar. Önce gidenlerdir. Evliya ise bunların arkalarında, izlerinde gelenlerdir. Evliyanın yükseklerinden pek azını rahmetullahi aleyhim ecmain ancak yüzlerle sene sonra birbirinden pek uzak zamanlarda seçerek bu yüksek makama kavuştururlar. Akl ile, düşünceyle anlaşılan bir bilgiyi keşf yoluyla açıklamak istiyordum. Fakat kâhıtta yer kalmadı. Böyle olmasında
Allahü Teala'nın hikmeti olsa gerek. Vesselam.